Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Türkiye Futbol Federasyonu 42. başkanını seçti. Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 179 oy alarak Türk futbolunun yeni patronu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara'da düzenlenen TFF Ulan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Eski Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA temsilcisiyle kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Ankara'da gerçekleşen seçimli genel kurulda başkanlık seçimi için 183 delege toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oysa geçersiz sayıldı. Nihat Özdemir teşekkür konuşmasında, yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarıya taşıyacağımız tam 4 yıllık bir süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki önceki konuşmamda da belirttiğim gibi adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacaktır. Bunun önemini, altını çizerek belirtmek istiyorum. Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Nihat Özdemir başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu yeni yönetim kurulunun asıl listesinde Servet Yardımcı Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop gibi isimler yer aldı. Yıldırım Demirören yönetiminde genç milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Bursalı iş adamı Mustafa Çağlar, Nihat Özdemir'in başkanlığa seçilmesinin ardından ikinci kez TFF yönetiminde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gerçekleşen genel kurulunda Nihat Özdemir başkanlığındaki yeni yönetime Bursalı iş adamı Mustafa Çağlar da girdi. Yıldırım Demirören yönetiminde genç milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Çağlar, ikinci kez TFF yönetiminde yer aldı. Futbola en güzel hizmeti sunmak için yine çok çalışacaklarını dile getiren Mustafa Çağlar, Yıldırım Demirören başkanımıza, oradaki ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Türk futboluna değer kazandırdığımızı düşünüyorum. Şimdi Nihat Özdemir başkanımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi. Bugün 1 Haziran 2019 yani Bursa Spor Kulübü'nün 56. kuruluş yıl dönümü. 56 yıl önce Türk futboluna armağan edilen Yeşil Beyazlı Kulübün bu anlamlı gününü kulüp ve futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Ercan'ın kaleci atışı. Bursa Spor Kulübü 56 yaşında. Bursa şehri 56 yıl önce takvimler 1 Haziran 1963'ü gösterdiğinde Yeşil Beyazlı Kulübü Türk futboluna armağan etti. Kuruluşunun üzerinden 56 yıl geçen Bursa Spor'un bu özel günü unutulmadı. Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak Türkiye'nin 5. büyüğü unvanını alan Bursa Spor Kulübü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kulübün 56. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sen çok yaşa Bursa Spor başlığıyla yayınlanan mesaj kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Bursa Sporlu futbolcular da bu anlamlı günü unutmadı. Aytaç Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu zor günlerinde elbet geçer bir gün. Şampiyon takım Bursa Spor, 56. yılın kutlu olsun ifadelerine yer verdi.
Bursaspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan alacakları için kulübe ihtarname çekti. Kasımpaşa'nın ardından Denizlispor'un da ilgilendiği Yusuf Erdoğan'ın boşa çıkabilmek için böyle bir yola başvurduğu ifade ediliyor. Bursaspor'da sezon içerisinde performansları nedeniyle eleştirilen birçok isim kulüpten alacaklarının peşine düştü. Bu futbolculardan biri ise Yusuf Erdoğan. Yeşil beyazlı formayla istenileni bir türlü veremeyen tecrübeli kanat oyuncusu alacakları için kulübe ihtarname çekti. Talipleri bulunan Yusuf'un boşa çıkabilmek için böyle bir taktiğe başvurduğu ifade ediliyor. İhtarname tarihinden sonra bir ay içerisinde bu paranın Yusuf'a ödenmesi gerekiyor. Spor Toto Süper Lig'de son hafta oynanan Malatyaspor randevusu öncesi parasını yönetimden talep etmişti. Bursaspor'un kümede kalıp kalmayacağı daha belli değilken parasının peşine düşen Yusuf, yeni yönetimin uğraş vereceği sorunlardan biri gibi duruyor. Para ödenmediği takdirde ise deneyimli kramponun boşa çıkma ihtimali var. Ayrıca 28 yaşındaki futbolcuya Kasımpaşa'nın ardından Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizli Spor da talip oldu. Tarafların ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı bildirildi. Tecrübeli kanat oyuncusunun Bursaspor'la durumunu çözdükten sonra yeni sezonda Denizli Spor forması giyeceği vurgulandı. Geçen sezon 26 lig maçına çıkıp bir gol atan Yusuf Erdoğan, Bursaspor'da zaman zaman taraftarla da problemler yaşamıştı. Bursaspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terleten Furkan Soyalp, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla takımına veda etti. Bursaspor'la sözleşmesi sona eren genç futbolcu Furkan Soyalp yeşil beyazlılara veda etti. Tecrübeli futbolcu sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı. Soyalp yayınladığı mesajında 14 yaşında transfer olduğum Bursaspor altyapısına gelirken bu şehrin bir gün evim olacağını, bu şehrin insanlarının bir gün benim ailem olacağını bilemezdim. Geçen hafta sona eren sezonu hiçbirimizin istemediği bir noktada tamamladık. Bu istenmeyen durum için ben şahsım adına tüm taraftarlarımızdan ve Büyük Bursaspor camiasından özür diliyorum. Beni çocuk yaşta Ankara'dan alıp buralara getiren Vakıfköy'deki ve alt takımdaki hocalarıma, teknik ve idari kadroya, kulüp emekçilerimize, yöneticilerimize, başkanlarımıza, basın mensuplarına, Bursa şehrinde üzerimde emeği olan herkese, son olarak da iyi günde kötü günde her zaman yanımda olan ve beni her zaman bu şehrin bir evladı olarak gören Bursaspor'un büyük taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden yana helal olan hakkınızı siz de helal edin. Sevgiyle ifadelerini kullandı. A Milli Futbol Takımı Fransa ve İzlanda maçları öncesi ikinci özel maçını Özbekistan'la yapacak. Yarın Alanya'da oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. A Milli Futbol Takımı Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Özbekistan'la ikinci özel karşılaşmasına çıkacak. Yunanistan'ı 2-1 yenen ve Şenol Güneş yönetiminde çıktığı üçüncü maçını da kazanan milliler 4-4 yapmak için sahaya çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ozan Kabak ve Cenk Tosun bu mücadelede forma giyemeyecek. A Milli Futbol Takımı Özbekistan'la tarihindeki ilk maçına çıkacak. Ay Yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Özbekistan'ın teknik direktörlük koltuğunda bir dönem Ordu Sporu da çalıştıran Arjantinli teknik adam Hector Cooper oturuyor. Öte yandan Ay Yıldızlı ekip Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takım Yunanistan'la Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. Alanya Bahçeşehir Okulları stadında oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Karşılaşmada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Sırcan Jovanović düdük çalacak. Günün öne çıkan spor gelişmelerinden hazırladığımız spor turunu ekranlarınıza getirelim. Kasımpaşa Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Üzülmez, büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Hayırlı olsun, hedefleri olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum," dedi. Ancak sözleşme kısa süre içerisinde iptal edildi. Kasımpaşa, gün içinde bir yıllık anlaşma sağladığını açıkladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı. Ayrılığa gerekçe olaraksa yaşanan fikir ayrılıkları belirtildi. Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Muhammed Demir, Medipol Başakşehir'le anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki golcü bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 22 maçta 4 gol atmıştı. Muhammed Demir, Aziz Behiç'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin futbolcuları Vedat Muriç için sözlü girişimde bulunduklarını, ancak iki taraftan da henüz resmi bir transfer teklifinin gelmediğini söyledi. Kartal, Muriç'in çok talibi var ama hocamızla kalmasını istiyor. Bize de Türk kulüplerinden resmi bir teklif gelmiş değil. Onun için neticeyi tam göremiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir girişimi var ama tam böyle masaya oturup pazarlık aşamasına gelip hani buradan döndük, buradan dönmedik diyecek bir şeyim yok dedi. İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazası sonucunda 35 yaşında hayatını kaybetti. Sevilla'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar tecrübeli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Abdullah Avcı transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdullah Avcı'ya, Beşiktaş ailesine hoş geldin der, çalışmalarında başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Beşiktaş kulübü resmi açıklamadan bir süre önce sosyal medya hesabından Av Zamanı etiketiyle bir kartalın yolculuğunu alan videoyu da paylaşmıştı. Spordaki gelişmeleri aktardık. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileğiyle hoşça kalın.